Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Günay Yayınları 6. sınıf bumerang serisiyle dersimize devam ediyoruz. 5. ünite paralel kenarda alan. İlk önce şuradaki konularımızı büyütelim. Burada bize demiş ki bir paralel kenarın alanı bir kenarı ile o kenara ait yüksekliğin çarpımını eşittir demiş arkadaşlar. Şimdi bakın burada A kenarı var. A kenarına ait yükseklik C. Bunları çarpımı arkadaşlar alanı veriyor. Burada bize bir örnek vermiş. Taban 10. O tabana ait olan yükseklik 7. Çarpımları 70. Paralel kenarda köşegen 2 eş alan oluşturur. Etkinlik 1'i büyütüp başlayalım. Aşağıda verilen paralel kenar şeklindeki bölgenin alanlarını istiyor. A şıkkını yapıyorum. Arkadaşlar burası 12 ise burası da 12'dir. Taban 12. O tabana ait olan yükseklik 6. Bunların çarpımı ise bize 72 olarak gelir. 72 santimetre kare. B'ye geldim. Burası 10. Burası 10. Ne yapıyoruz? Taban çarpı yükseklik. Burası 50 santimetre kare. C'ye geldim. Burası 5 ise karşısı da 5'tir. 5 çarpı 9 45 santimetre kare. D'ye geldim arkadaşlar. Burası 9 ise burası da 9'dur. 9 çarpı 11 99 santimetre kare olarak geldi cevabım. Kareli kağıdın alanını, kareli kağıda verilen paralel kenarın alanını istiyor. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası arkadaşlar 7 birim. 1 Bir birim bakın burası 2 birimmiş. Dolayısıyla burası 14 cm olarak geliyor. Buraya 2 cm demesi gerekiyordu. Yüksekliğini bulalım şimdi. 1, 2, 3, 4. 4 birim. 4 birim ise 8 cm'dir. Ne yapıyoruz? Taban çarpı o tabana ait olan yükseklik. Buradan cevabımız 112 cm kare. Aşağıda verilen paralel kenar için A'yı istiyor. Arkadaşlar burası 12 ise burası da 12'dir. Taban çarpı o tabana ait olan yükseklik alanı verecek. Burası 60 cm kare. Aynı şekilde bakın burası da bir taban. Ve bu tabana ait olan yükseklik A'ymış. 10 çarpı A da 60'ı vermesi gerekiyor. A buradan 6 cm olarak geliyor. Aşağıdaki kare şeklindeki tangram bir paralel kenar, bir kare ve dört adet eş üçgen, eş dik üçgen biçimindeki parçadan oluşmaktadır. Bu tangramın çevresinin uzunluğu 48 cm'ye eşit olduğuna göre, bu tangramı oluşturan paralel kenar biçimindeki parçanın alanı kaç santimetre kareye eşittir? Şimdi arkadaşlar, bu tangramın çevresi 48 cm'ye eşitmiş eş dik üçgenden oluşuyormuş. Şimdi burası kare. Burası 6 ise burası 6, altı, burası 6'dır. Burası 6 ise burası 6 ve burası da 6'dır arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyelim burası da 6'dır. Aynı şekilde buraya da 6 kaldı. Bakın bir kenarın uzunluğu 12. Aynı şekilde burası da 6, buraya da 6 kaldı. Buranın yüksekliği kaç arkadaşlar? Buranın yüksekliği de 6. Paralel kenarın tabanı 6, yüksekliği 6. Buradan paralel kenarın alanını ben 36 cm kare olarak buldum. Devam edelim. Yukarıda verilen ABCD ve CDEG paralel kenarlarının alanları sırasıyla 48 cm kare ve 60 cm kare ise CK ne kadardır? Şimdi arkadaşlar burası 8. Ben şimdi buraya A diyorum. Burası da A olur. Burası da A olur. A çarpı 8 kaçmış? 48'miş. Buradan A bana 6 olarak gelir. Yani burası arkadaşlar 6. CK'yı istiyor bizden. 6 çarpı CK kaçmış? 60'mış. Ben buradan CK'yı 10 santimetre olarak buldum. Sayfamı temizleyip son soruma geçiyorum. ABCD paralel kenardır. Boyalı üçgenin alanı 24 santimetre kare ise BC ne kadardır? Arkadaşlar az önce söylemiştik kenar ortay iki eş parçaya ayırır. Burası 24 ise burası da 24'tür. Şimdi ABC üçgenin alanı 24 ise üçgenin alanı nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Taban çarpı A tabanımız olsun. Yüksekliğimiz 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Buradan ben A'yı 8 cm olarak buldum. Yani BC 8 cm'dir dedim. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.